yüksek olursa o kadar keyifli geçiyor. Habertürk'ün Burası Hafta Sonu programına konuk olan ünlü komedyen Atalay Demirci izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Evde gudubetimdir diyen biri. Gudubet değilim de hani böyle çok eğlenceli olduğumda söylenemez açıkçası. Ne konuşuyorduk, mevzu nereye gitti? Ben soruyu hatırlayamıyorum şu an. Demirci'ye göre gülmek eğlendirdiği kadar kalbi de dinlendiriyor. Onun ifadesiyle bilimsel tarafı var bu işin. Bilim insanı dinlendiriyor, kalbi yumuşatıyor, olaylara bakışınız değişiyor. Biraz da bilimsel tarafları da var. Yani hani beyinde salgıladığı o hormonlar insanın hakikaten dengesiyle alakalı, mutluluğuyla alakalı birçok şey salgılanıyor. Son dönemde sıkça yazdığı bir konuya da değindi Demirci. Kadın erkek ilişkilerine yani. Son yıllarda ben bu kadın erkek ilişkileri üzerine çok yazmaya başladım. Herhalde evlilikle alakalı bir durum olsa gerek bu. Sonuçta bir cepheleşme söz konusu. Biri hem karşıysa hem cinsse. Hem cinsse nasıl anlaşacağız? Unut gitsin yani. De diyemiyorsun. Tam da bu sözleri üzerine Demirci'nin final gösterisinden bir bölüme yer verildi. Kadının yaptığını erkek, erkeğin yaptığını kadın yaparsa komikleşir iş. Mesela şu çok yaşanır. Restoran, lokanta, pastane gittiniz bir yere. İki kadın, iki erkek oturdunuz. O iki kadın mekana girdikten daha 5 dakika sonra kaş göz işaretiyle anlaşır, tuvalete gider. İki erkek birbirini çok da tanımıyorsa sap gibi kalır. Program sırasında duygulu anlar da yaşandı. Demirci çok da bilinmeyen bir hikayesinden söz etti. Sene 1999, henüz böyle hastalığı atlattığım dönemdi. Kemoterapi tedavisi bitti bitecek. Beni bir gösteriye götürdüler. Sana moral olsun dediler. Gittik, hiç gülmedik gösteride. Ama hiç gülmedik yani. Sonra dedim ki ya herhalde ben bu işi yaparım dedim yani. Atalay Demirci finalde okuduğu şiirle ise program sunucusu Duygu Canbaşı ağlattı. Konuş dedim, kafasını iki yana salladı. Ölüyor musun dedim, gözlerini kapadı. Yat dedim, düştü. Kalk dedim, kalkamadı. Çığlık attım, duymadı. Ne olur konuş dedim, konuş. Yaklaş dedi, 3 kere fısıldadı. Allah, Allah, Allah.